Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 6 Kasım 2019 Çarşamba ana haber bülteni ile karşınızdayız. Önce bazı haberlerden başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir harekat sinyali verdiği Suriye'nin kuzeyinde taciz saldırıları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü PKK-YPG'nin son 24 saat içerisinde 11 taciz atışı açtığını duyurdu. Beştepe'dense teyakkuzu elden bırakmıyoruz açıklaması geldi. Sevgili seyirciler, Türkiye hem emperyalist güçlerin maşası olan terör örgütleriyle hem emperyalistlerin neden olduğu göçmenlerle mücadele ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu düzensiz göçün ciddiyetini rakamlarla ortaya koydu. Bu ciddiyeti kavramakta zorlanan Avrupa'ya ise NATO kafa, NATO mermer sözleriyle göndermede bulundu. Enerji kaynakları için gözlerini kırpmadan insanları katleden emperyalist güçler benzer bir planı Doğu Akdeniz'de sahnelemek istedi. Ancak karşılarına Cumhuriyet Donanması çıktı. Doğu Akdeniz'de bayrak gösteren donanma, Mavi Vatan'ı sonuna kadar savunma kararlılığında. Türkiye ve Çin'in bağımsızlığını, özgürlüğünü geliştirebileceği yeni bir dünya kuruluyor. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, yükselen Avrasya'nın önemini işte bu sözlerle ifade etmişti. Türkiye ile Çin arasındaki işbirliğinin gelişmesinde de öncü rol üstlenmişti. Vatan Partisi'nin bu çabaları kısa sürede ilk meyvesini verdi. 21. yüzyılı biçimlendirecek kuşak yol girişimi kapsamında Çin'den Avrupa'ya gidecek ilk yük treni Ankara'ya geldi. Bazı haberlerin başlıkları bu şekildeydi. Sırada detaylar var. Ankara-Pekin ilişkilerinde tarihi bir sayfa açıldı. İki kıtayı birleştiren kuşak yol girişimi kapsamında Çin'den yola çıkan China Railway Express isimli ilk kargo treni Ankara'ya ulaştı. Tarihi ticaret güzergahını takip eden yük treni Marmara'dan geçerek Avrupa'ya ulaşacak. Hem bölgesel hem de küresel ticaretin seyri açısından oldukça tarihi bir adımdır bu. Asya çağı tren rayları üzerinde Ankara'ya ulaştı. Türkiye üzerinden Avrupa'ya yola koyuldu. Faaliyete başlayan bu hat Asya ve Avrupa arasında demir yolu yük taşımacılığı alanında yeni dönemin habercisi olmuştur. Türkiye-Çin ilişkilerinde tarihi bir dönem başladı. İki kıtayı birleştiren ilk yük treni başkente ulaştı. Çin'in Xi'an kentinden yola çıkan yük treni Avrupa'ya ulaşmak için ilerlediği güzergah kapsamında Ankara'ya ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna tanıklık eden Ankara Garı yine tarihi günlerinden birini yaşıyor. Kuşak yol girişimi kapsamında Çin'in Xi'an kentinden yola çıkan China Railway Express adlı kargo treni 28 Ekim'de Türkiye'ye giriş yapmıştı. Bir gün Kars'ta konaklayan tren 29 Ekim'de Ankara'ya doğru yola çıktı. Tek kuşak, tek yol projesine bu çerçevede özel önem verdik. 6 Kasım itibariyle Ankara tren garına gelen tren için bir tören yapıldı. Toplam uzunluğu 820 metre olan 42 adet konteyner yüklü vagonla iki kıta 10 ülkeyi aşarak 11.483 kilometrelik yolu kat edecek. Ulaştırma Bakanı Cahit Turan'ın ev sahipliğindeki törene trenin geçtiği güzergahtaki ülkelerin yetkilileri katıldı. Şanxi Bölgesel Parti Komitesi Sekreteri Hu Heping, Kazakistan Ulusal Demiryolları Başkanı Sauat Minbayev, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Yardımcısı Niyazi Seferov törende yer aldı. Törende yapılan konuşmalarda girişim kapsamında taşınacak yüklerin arttırılması gerektiği vurgulandı. Asya ile Avrupa arasındaki 21 trilyon dolarlık ticaret hacmini dikkate aldığımızda meselenin önemi kolaylıkla anlaşılacaktır. Trenimiz Avrasya ülkelerinin ticari ve ekonomik ilişkilerinin kalkınmasına katkıda bulunmakta. Trenin daha iyi şartlar yaratarak ülkeler arasındaki işbirliğini artıracağını düşünüyorum. Avrupa'dan Çin'e dönen trenlerin doluluk düzeyinin artırılması için Çin tarafıyla birlikte Avrupa'da tanıtma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine de ihtiyaç vardır. Ankara tren garına gelen
bu yük treni Avrupa'ya gitmek üzere tekrar hareketlendi. Eskişehir, Kocaeli, İstanbul ve Edirne'den geçecek tren Avrupa'ya ulaşacak. Böylece hem Marmaray hem de Kuşak yol girişiminin orta koridorundan geçen ilk yük treni olacak. Trenin 18 gün sürecek yolculuğu ise Çekya'nın başkenti Prag'da sona erecek. Bunun için Türkiye'den sonra Bulgaristan, Macaristan, Slovakya ülkelerinden geçiş yapılacak. Bu son derece önemli bir adım, aynı zamanda tarihi bir adım. 21. yüzyılı şekillendirecek olan Kuşak Yol girişiminde Vatan Partisi köprü görevi gördü. Üç büyük kentte Türkiye ve Çin taraflarını bir araya getiren zirveler düzenlendi. Faaliyetlerin ardından Ankara-Pekin ilişkilerinde önemli kapılar açıldı. Çin'den gelen ilk yük treni Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidiyor. Üreten Türkiye'nin gözü rotaya çevrildi. Türk ihracatçısının eli rahatladı. Çin'e gönderilen ürün sayısında artış yaşandı. İşte Kuşak Yol girişimi düğümünün çözümünde Vatan Partisi'nin kilit rolü. Türkiye'nin ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin de özgürlüğünü, bağımsızlığını, zenginliğini, refahını geliştirebileceği yeni bir dünya. Yeni çağda Çin-Türkiye ilişkilerinin parlak bir geleceğini yaratmak için el ele, omuz omuza çaba göstereceğiz. Çin'e sayısız ziyaret yapıldı. Ankara-Pekin arasında köprü kuruldu. Vatan Partisi tarihi Kuşak Yol girişiminde öncü rol üstlendi. Vatan Partisi'nin izlediği politika hakikaten Türkiye ile Çin'i yakınlaştıran bir aslında motor görevi de diyebiliriz. Türkiye orta koridor girişimi ile bu projeye destek olarak projenin vazgeçilmez bir parçası olma yolunu seçti. Büyük lider Mao'nun dediği gibi 100 çiçek açsın, 100 düşünce akımı birbirleriyle yarışsın. Çin'in inisiyatifiyle gündeme gelen Kuşak Yol girişimi 21. yüzyılı biçimlendirecek proje olarak biliniyor. Çin Halk Cumhuriyeti'ni çok önemli bir stratejik ortağımız olarak görüyoruz. Asya'nın iki ucundaki ülkenin işbirliğinde Vatan Partisi'nin rolü ise büyük. Vatan Partisi Ankara-Pekin arasındaki diyaloglarda önemli rol üstlendi. Çin Halk Cumhuriyeti gibi, Rusya gibi, Hindistan gibi, İran gibi büyük Asya ülkeleriyle birlikte Türkiye'de Asya çağının önder ülkelerinden biri olacaktır. Günümüz dünyası derin bir değişim yaşamaktadır. Yeni durumda Çin, Türkiye ile aynı gemide yol alma ruhuyla, ortak kazanca dayalı işbirliği yaparak ilişkilerini sürekli olarak derinlemesine geliştirmeye hazırdır. İki taraf karşılıklı siyasi güveni daha da güçlendirmeli, ikili ilişkilerinin her zaman sağlıklı ve istikrarlı olmasını sağlamalıdır. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek öncülüğünde Çin'e birçok kez ziyaret düzenlendi ve kritik görüşmeler yapıldı. Türkiye, Çin, diğer Asya ülkeleri ve Avrupa ülkeleri önümüzdeki dönemde bizim ortaklarımızdır. Ticari ilişki için en büyük adımsa Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılan üretimde atılım için Türkiye Çin işbirliği toplantısı oldu. Vatan Partisi toplantıda Türk ve Çinli iş insanlarını bir araya getirdi. Toplantılara Çin'in Ankara Büyükelçisi Denkli, üst düzey Çin yetkilileri de katıldı. Çin ve Türkiye birbirine mecbur. Doğu Perinçek'e ve Çin Büyükelçisi'ne bu konuda devletlerin nezdinde çaba göstermelerini diliyorum. Diğer gönülden bağlılığımızın ötesinde bu ticari ilişkilerimiz parasal değer olarak da çok büyük rakamlara çıkabilir diye düşünüyorum. İki ülke arasında köprü görevi üstlenen Vatan Partisi'nin bu girişimlerinin ardından ticarette olumlu gelişmeler yaşandı. Türkiye kiraz ihracatıyla Çin pazarına girdi. Kiraz ihracatında ilk parti Afyon Sultandağ'dan yapıldı. Bir kuşak bir yol girişimi ve orta koridor stratejisinin birbiriyle uyumlaştırılmasını güçlendirmelidir. Ticaret, yatırım, bilim, teknoloji ve turizm alanlarındaki işbirliğini sağlam adımlarla ilerletmelidir. Türkiye'nin kiraz, Antep fıstığı gibi kaliteli tarım ürünleri adım adım Çin pazarına girmekte. Türkiye'ye yatırım yapmak üzere gelen Çinli firmaların sayısı da gittikçe artmaktadır. Antep fıstığı ihracatı için de önemli görüşmeler yapıldı. Çin Ticaret
Hep Müsteşarı ve Vatan Partisi heyeti Bilecik Belediyesi'ne ziyarette bulundu. İki ülkenin işbirliği için fikir alışverişi yapıldı. Antep fıstığı ihracatının da kısa süre sonra başlayacağı öğrenildi. Öte yandan süt ürünlerinin ihracatı konusunda da Vatan Partisi'nin iki ülke arasındaki temasları sürüyor. Tarım ihracatına yönelikse en büyük engel gıda güvenlik anlaşması. Bu engelin aşılması için de Vatan Partisi büyük çaba harcıyor. Bu kapsamda Çin Komünist Partisi Uluslararası Ekonomi İşbirliği Kurumu 4 Kasım'da Vatan Partisi'ni ziyaret etti. Çinli heyette görüşen Perinçek'in gıda güvenlik anlaşmasının yapılması yönünde görüş bildirdiği ifade edildi. Ankara'ya bir dönelim. Gürkan Demir karşımızda. Gürkan, son derece önemli bir habere daha bugün imzanı attın. Önemli bir gelişmeyi takip ettin. Aynı zamanda da şahit oldun. Çin'den kalkan yük treni Türkiye'ye geldi ki Türkiye çok önemli bir durak. İpek yolunun vazgeçilmez hattı Türkiye ve Çin treni, yük treni. Buradan da Avrupa'ya devam edecek. Başkent'te bugün farklı bir heyecan, farklı bir atmosfer vardı. Gün boyu neler gözlemledin? Murat Şahin, gün boyu sabahın erken saatlerinden itibaren bugün yapılacak olan törene Ankara Tren Garı'nda çalışmalar yapıldı. Törenin nasıl yapılacağına, nasıl icra edileceğine ilişkin hazırlıklar yapıldı ve saat 14.30'da o hazırlıklar tamamlandıktan sonra tören başladı. Şu bazı notlarımız var, paylaşalım. Trenin gelişi coşkuyla karşılandı. Alkışlar eşliğinde de uğurlandı tren garındaki yapılan törenin ardından. Törene ilişkin bazı ayrıntılar var dedik. Mesela bakanlar üst düzeyde katılım oldu Türkiye'den özellikle, hem de Azerbaycan'dan hem de diğer bu trenin geçtiği güzergahlardaki ülkelerin temsilcileri üst düzey katılım sağladılar. Türkiye'den Ulaştırma Bakanı'nın yanı sıra Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yer aldı. Tören alanının yapıldığı noktada 5 ülkenin bayrağı yan yana asıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün posteriyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın posteri de asıldı. O 5 ülke hangileri? Çin, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'nin bayrakları yan yana asılmıştı. Çünkü bugün Ankara'ya ulaşan tren tam da Çin'den çıktıktan sonra bu ülke güzergahlarını takip ederek Ankara'ya, Türkiye'ye ulaşmış oldu. Bu proje, yani Kuşak Yol Girişimi projesi, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından dünya kamuoyuna tanıtıldıktan sonra biz de ulusal kanal olarak Türk kamuoyuna bu projenin Türkiye'ye yararlarına dair haberler yaptık ve bunları ekranlara taşıdık. Ancak tabii zaman zaman bu projenin aksaması için de bazı provokasyonlar yapıldı. Özellikle Doğu Türkistan üzerinden kışkırtan eylemler, provokasyonlar yapıldı. Bu tartışmalar kapsamında biz ulusal kanal olarak hakikat işçiliğini benimsedik, bunu üstlendik ve gerçekleri, bu Doğu Türkistan provokasyonlarının, kışkırtma eylemlerinin nasıl bir kuşak bir yol, yani Kuşak Yol Girişimi projesini akamete uğratmak istediğini, neyi hedeflediğine dair haberler yaptık ve bunları ekranlara taşıdık. Tabi bugün itibariyle var olan Ankara-Pekin hattındaki ilişkiler yeni bir sayfa açtı diyebiliriz. Tarihi bir sayfa açıldı bugün itibariyle bir kez daha ve bu iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması noktasında da hem bugün geçen yük treni hem bundan sonra yapılacak ilişkiler, bundan sonra atılacak adımlar ve yeni anlaşmalar kapsamında ticaret hacminin arttırılması ve sadece ticaret hacminin kağıt üzerinde arttırılması değil, arttırılan yani belirlenen ticaret hacmine ulaşılması için yapılacak, atılacak sahada somut adımlarda gündemde ve masada olacak. Az önceki haberimizde izledik, kirazın Çin pazarına ulaşması, fıstığın benzer şekilde ve sırada yeni ürünlerin olmasını da aktardık. Biz ulusal kanal olarak tabii gün boyu orada gelişmeleri takip ettik. Hazırlıkları yakından inceledik. Oradaki coşkuyu ulusal kanal ekranlarında izleyicilere aktarma fırsatı bulduk. İfade ettim. Türkiye'de bu törene özel önem gösterdi ve üst düzey katılım eşliğinde tren Ankara'ya geldi. Donk sesi çalındı temsili olarak ve tren gara yanaştı. Ardından 5 ila 10 dakika kaldıktan sonra da yolculuğuna devam etti. Eskişehir güzergahına, oradan İstanbul'a ulaşıp Edirne ve daha sonra Avrupa sınırları içerisine girecek bu önemli tarihi tren Murat Şahin. Teşekkür ediyoruz. Bu tarihi ana şahit oldun dedik ve bize detaylı bilgileri de paylaştın. Sağ ol, var ol. Sevgili seyirciler,
İstanbul çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Türkiye Çin İş Forumu, TÜSİAD ve Çinli iş örgütlerinin ortak çalışmasıyla düzenlendi. Toplantıya çok sayıda Çinli iş insanı ve devlet yöneticisi katıldı. Toplantıda konuşma yapan Çin Komünist Partisi Merkez Komite Üyesi Hu Heping, partiler arası pragmatik işbirliğine verdikleri önemi vurguladı. Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin gelişmeye devam edeceğini söyledi. Türkiye tarihi günler yaşıyor. Çin'den kalkan yük treni Kars'tan Anadolu'ya girdi. Tren Marmara Denizi'nin altından geçip Avrupa'ya ulaşacak. Böylece kuşak ve yol girişiminin en önemli ayaklarından Türkiye'nin içinde yer aldığı orta kuşak aktif hale gelmiş olacak. Avrasya'nın bütünleşmesi için atılan adımlar bununla sınırlı değil. TÜSİAD ve Çinli derneklerin ortak çalışmasının ürünü olan Türkiye-Çin İş Forumu 5 Kasım'da İstanbul'da düzenlendi. Foruma Türk iş adamı ve bürokratların yanı sıra Çin'den de iş adamları ve bürokratlar katıldı. Çin Komünist Partisi Merkezi Komite Üyesi Şuanji Eyaleti Genel Sekreteri Hu Heping ve Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Chui Wei açılış konuşması yapan isimler arasındaydı. Forumun açılış konuşmasını TÜSİAD Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Kaleası yaptı. Kaleası yaptığı konuşmada Türkiye-Çin ilişkilerinin olması gereken seviyenin altında olduğunu, bunun da iş insanları için bir potansiyel oluşturduğunu söyledi. Olumlu durum ile olumsuz durum aslında aynı. Çok altında seyretmekler. Dolayısıyla önümüzde muazzam bir doldurulması gereken potansiyel vardı. Olumsuz gibi gözüken tabloyu bir fırsata dönüştürebiliriz. 21. yüzyıla yakışan iyi bir ekonomik ortaklık inşa edebiliriz. Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Avcı da açılış konuşmasında kuşak ve yol girişimi içinde inşa edilen orta kuşağın önemine değindi. Mao Zedong'un yaptığı uzun yürüyüşü şimdi Türkiye ile Çin'in birlikte yapması gerektiğini söyledi. Çin'in önderliğinde hayata geçirilen ve tarihi İpek yolunu canlandırmaya yönelik yapılan bu dev çalışma Pekin'den başlayıp Londra'ya kadar uzanıyor. Türkiye orta koridor girişimi ile bu projeye destek olarak projenin vazgeçilmez bir parçası olma yolunu seçti. 1934 yılında başlayan uzun yürüyüşle devrimci Mao Zedong ve beraberindekiler 370 günde tüm Çin'i yürüyerek kat etti. Uzun yürüyüş Çin halkının esaretten kurtuluş savaşıydı. Şimdi diyorum ki Çinli dostlarımızla el ele verelim. Birlikte yürüyelim ve birlikte kazanalım. Büyük lider Mao'nun dediği gibi 100 çiçek açsın, 100 düşünce akımı birbirleriyle yarışsın. Mehmet Avcı'dan sonra konuşma yapan Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Chu Wei uzun yürüyüşü hatırlattı ve Çin'in zorlukların üstesinden gelerek bugünlere geldiğini ifade etti. Çevirmen cihazları iyi taktınız. Ben Çince konuşacağım. Konuşmacılarımızdan Mehmet Avcı uzun yürüyüşten bahsetti. Zorlukları aşarak bugünlere geldik. Tarihe bakacak olursak Şuanşi eyaleti İpek yolunun başlangıç noktasıdır. Ta o zamanlarda Çin'in batı bölgesinin gelişimi için kilit noktadadır. Lokomotif rolü oynamıştır. Bugün de Çin-Türkiye arasında bu lokomotif rolü üstlenebilir. İlişkilerimizi geliştirme potansiyelimiz vardır. İki ülke arasındaki girişimcilerin birbirini tanımaları açısından bu toplantıda büyük bir fırsat. İki ülke arasındaki stratejik işbirliği için bu toplantının da faydalı olmasını temenni ediyorum. Açılış konuşmalarında son sözü alan Çin Komünist Partisi Merkez Komite Üyesi Hu Heping, Genel Sekreteri olduğu Şuanji Eyaleti hakkında ekonomik verileri paylaştı. Türkiye ile Çin arasında artan işbirliğine vurgu yaptı. Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan Türkiye hayranlık uyandıran bir ülke. Çin ve Türkiye tarihi İpek yolunun başlangıç ve bitiş noktasında yer alan iki ülke. Bu iki ülkenin diplomatik ilişkileri 48 yıl önce başladı ve gelişerek devam ediyor. Xi Jinping ile Tayyip Erdoğan son yıllarda 8 kere bir araya geldi. Son olarak 2 Temmuz'da Xi ve Erdoğan Pekin'de görüştü. Görüşmelerde yeni planlamalar yapıldı. Ve planlarla birlikte Çin-Türkiye stratejik işbirliği geliştirildi. Kuşak ve yol girişimiyle pragmatik işbirliğinde verimli sonuçlar elde edildi. Çin Komünist Partisi AK Parti ile kurduğu dostane ilişkilere büyük önem veriyor.
İki ülke ve iki halk arasındaki ilişkiler kazan kazan prensibi ekseninde ilerlemektedir. Bu toplantı bunun kanıtıdır. Bizler Xi Jinping'in verdiği talimat doğrultusunda ilişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalarla iki ülkenin ekonomik ve ticari işbirliğinde daha verimli sonuçlar elde edeceğine eminim. Sevgili seyirciler, Çin'den kalkan o yük treni çok ama çok önemli bir ticaret hacminin de beraberinde getiriyor. Yani Türk iş insanları artık çok daha önemli bir avantaja sahipler. Bu çok önemli bir adım. Bu adım atılırken tabii ki illaki belli başlı zorlu süreçler oldu ama o zorlu süreçlerde kararlı duruşlarla aşılabildi. Kısa sürede de önemli mesafeler kat edildi. Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Türkan stüdyomuzda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyidir. İpek yolu tekrar canlanıyor. Tarihi İpek yolu ve Türkiye bu İpek yolunda çok önemli bir konumda. Bazı insanlar ne olmuş ki bir tren gelmiş diye basite indirgeyebilir. Hayır, bunun çok daha ötesinde. Bunu da yayınlarımızda tüm kamuoyuna önemli bir şekilde, önemini anlatacak şekilde iletmeye gayret ediyoruz. Siz bu İpek yolu hattını Türkiye ile Çin arasında son yıllarda hızlı bir şekilde gelişen ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Şimdi bugün tabii tarihi bir gün aslında. Çok önemli bir gün. Sadece bir yük treni deyip geçilmemesi gerekiyor. Bugün öğlen haber merkezinde işte arkadaşlarla tartışıyoruz. Nasıl vermek lazım, nasıl değerlendirmek lazım? Haberimiz Mehmet Kıvanç. 10. yıl nutkundaki o 10. yıl marşındaki demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan mısrasını atıfla yükselen Avrasya'nın demir ağı. Yani gerçekten böyle. Yani nasıl biz 10. yılımızda demir ağlarla örmek gelişmenin, ilerlemenin, ekonomik kalkınmanın ve yerli üretime dayanarak ilerlemenin bir modeliydi. Kamucu anlayışın çok örnek bir göstergesiydi aslında. Tabii sonrasında NATO'ya girişimizle beraber işte Atlantik sistemine bağlamayla beraber o demir ağları kenara attık ve işte otomobil dışarı dayalı, tamamen dışı bağlı bir sürece girdik. Şimdi bu da aslında Avrasya'nın demir ağları. Avrasya'yı demir ağlarla ördük diyebileceğimiz bir süreci başlattık. Bakın 10 ülkeyi birbirine bağlayan bir süreçten bahsediyoruz. Tren Çin'den kalktı. Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye bugün geçecek gece. Ondan sonra Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Slovakya en son da Çekya'da, Prag'da son noktayı koyacak. Evet. Tabii bu daha sonra başka bir trende ta Londra'ya kadar gidecek. Yani dünyanın bir ucunu diğer ucuna bağlayan bir girişim bu. Ve bu girişimin ortası yani orta direği Türkiye'den geçiyor. Evet. Şimdi bizim tabii 2019'un Türkiye'sinde evet terörle mücadele ediyoruz ki bunu engellemek çalışmalar da var. Terör koridorlarını dağıtıyoruz. Ama bir yandan da biz emperyalizm bize nasıl parmak sallıyor? Senin ekonomini mahvederim diyerek parmak sallıyor. Sokaktaki vatandaşımızın geçim derdi, geçim sıkıntısı 60 yıllık o Atlantik sisteminde nasıl NATO'yu sorgular hale geldiysek, nasıl Atlantik sisteminde borçlanma ekonomisine, borcu dayalı, sürekli para alıp borçlanıp geçici rahatlama yaratıp ama uzun vadede her şey borçlandığımız bir ekonomik modeli de artık sorgulamamız gerekiyor. Bunun da yolu üretmekten, dostlarımızı, düşmanlarımızı iyi seçmekten ve üreterek gelişmekten geçiyor. İşte İpek Yolu projesi, şu anki Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in de özellikle altını çizdiği paylaşarak, paylaşarak gelişme stratejisi var burada. Ve burada hemen şu bir iki günün notlarına bakıyorum ben. Bakın Çin Komünist Partisi'nin üst düzey yöneticileri Türkiye'ye geldi. Sayın Doğu Perinçek başkanlığı heyetle görüştüler. Bunlar özellikle yatırım meselelerini görüştüler iki gün önce. Dün TÜSİAD Başkanlığı'nda bir Türk-Çin İş Forumu düzenlendi. Bugün tren, İpek Yolu treni işte 12 gün önce çıktı yola Kars'tan, şimdi Ankara'ya geldi. Bütün gün Türkiye onu konuşuyor. Ve şu an Türkiye İhracatçılar Meclisi İsmail Güllü Başkanlığı'nda Çin'de dünyanın en büyük fuarındalar.
Evet. 59 geverdiği bilgiye göre İsmail Güler'in 59 firma, 5 kurum oraya katılmış durumdalar. Neden? Çin'in ithalat rakamını söylüyor. 10 trilyon dolarlık bir hacim. Evet. Türkiye buradan yani Türkiye'nin ihraç edebileceği çok fazla ürün var. Bunun kapılarını açmamız lazım. İşte bu İpek Yolu dediğimiz süreç Türkiye'nin üretmesini sadece batıya dayalı, batının eline bakan, batının parmak sallamasına boyun eğen mek durumunda kalan bir Türkiye değil. Başı dik, askeri zaferlerini, masada kazanan zaferleri, ekonomik zaferleri taşlandıran bir Türkiye. Ancak böyle biz başı dik duracağız. O yüzden Türkiye-Çin ilişkisi diye sadece bir dostluk ilişkisi bakmamak lazım. Türkiye'nin üretim devriminin çok önemli bir ayağı aslında bu. Evet. Ve bu buraya Türkiye birdenbire gelmedi. Gerçekten çok meşakkatli süreçler, engellemeler. Yani ben 2004 yılında Gazi Üniversitesi'nde öğrenciydim. Ondan sonra bir gün Atatürk Düşünce Derneği'nin topluluğunda çalışmalar yapıyoruz. Bize işte o zaman Ulusal Kanal'ın Gazi Üniversitesi işbirliğiyle büyük bir Avrasya Sempozyumu düzenleyeceği söylendi. Biz de onun hazırlıklarını yaptık. O günde katıldık. Sanırım Mart ayıydı. 2004 Mart ayında. Çin Büyükelçisi, Rus Büyükelçisi, işte Kazakistan ve bütün o Türk Cumhuriyetleri'nin elçileri ve Sayın Rauf Denktaş, Sayın Doğu Perinçek orada o zaman Kadir Yamaç direktörümüz bir Avrasya Sempozyumu. Bunun tabii askeri boyutu, işte siyasi boyutu ve ekonomik boyutu her yönüyle ele alındı. Ve Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın her türlü yıkıcı, ayrıştırıcı, bölücü ve sömürücü zihniyetine karşı bir bağımsız dış politika, bağımsız askeri politikanın anahtarı olarak hep konuşuldu. Bakın 2004, onun öncesi de var tabii. Benim bizzat şahit olduğum süreci söylüyorum. Yani 15 yıl boyunca hep bu Türkiye'nin Rusya'yla, Çin'le işbirliği geliştirmesi gerektiği bu ekranlardan dillendirildi. Programlar yapıldı, belgeseller yapıldı, tartışma programları yapıldı, haberler sürekli. Şu Çin olayını düşünelim. Son 1-2 yılda çok daha hızlandı. Ama bakın 2017 yılında Sayın Doğu Perinçek, Sayın merhum Soner Polat, evet. Aydın Gazetesi Genel Yönetmeni İlker Yücel, Cem Dikmen, ondan sonra Adnan Akfırat, Vatan Partisi Çin'de hep beraber Çin'deydik. Ve Çin'de 2016'da, 17'de bu tür toplantıları Sayın Doğu Perinçek Başkanlığı'nda, daha sonra 2018'de, 19'da da yapıldı. Çok kere yapıldı. Oradan heyetler geldi. Şimdi Çin şöyle bakıyordu. Ya Türkiye'deki bir, iktidara ne kadar güvenebiliriz? Neden? Büyük Orta Doğu Projesi dillendirilmiş geçmişte. Hep böyle Amerika ile çok sıkı bir işbirliği yapılmış. Acaba güvenebilir miyiz? Sayın Perinçek'in orada her toplantıda anlattığı şuydu. Bakın Türkiye'ye güvenin. Türkiye'ye güvenin. Evet. Evet, bu o toplantılardan biri. Pekin'de yapılan toplantıydı. Evet. Az önce saydığım gibi Türkiye bizim heyetimiz Sayın Doğu Perinçek Başkanlığı, Soner Polat'ın ve diğer arkadaşlarımız olduğu heyetti. Burada hep şu anlatıldı. Türkiye'ye güvenin. Türkiye'nin çıkışı, Türkiye'nin dinamikleri Çin'le işbirliğini savunuyor. Burada evet tereddütlü yaklaşımlar oluyor ama Türkiye'ye güvenin. Aynı tehditle karşı karşıyayız. Amerika, Çin'i de, Türkiye'yi de, bölgeyi de aynı şekilde tehdit ediyor. Nasıl tehdit ediyor? Nasıl bize bir bölgeye, Kürdistan adı altında bir terör koridoru dayatmak istiyorsa aynı şekilde orada da bir Sincan meselesini kaşıyarak oradaki Türk kökenli Çinler üzerinden sürekli bir kaşıma, sürekli bir orayı terörize etme. Biliyorsunuz sürgünde hükümet var. Onun başkanı şeyde yaşıyor. Amerika'da yaşıyor. Ne zaman bizim Çin'le ilişkilerimiz gelişmeye başladı, adım atmaya başladık? Türkiye'de bir anda Uygur ayrılıkçılığıyla ilgili inanılmaz derecede arttı faaliyetler. Bakın meclise taşındı bu. Yani PKK'nın kara gücüm dediği, Amerika'nın kara gücüm dediği PKK'nın kolu HDP, sözüm ona Türk haklarını savunmak adına mecliste önergeler verdi Uygurlarla evet. ilgili. HDP, CHP, maalesef İYİ Parti. Bütün bunlar tesadüfü değil. Bütün bunlar aslında Avrasya'nın ayağa kalktığını, yeni bir dünyanın kurulduğunu gören Amerika, Türkiye ile Çin'i karşı karşıya getirebilecek, arasına soğukluk sokabilecek konuları sürekli gündeme getirdi. Ve bunlara karşı mücadeleyle gelişti. Hep oralarda bunları anlattık. Bakın bunlar da Sincan bölgesine. Bakın Mehmet Kıvanç. Daha birkaç ay önce, yani Şubat ayında, 2019 Şubat'ında günlerce Sincan bölgesindeydi. Oradaki hani yaşamı, ekonomik gelişmeyi, 5 yılın, 10 yılın
15 yıl önceki fotoğraflarına bakın. Çin'in en yükselen, en gelişen bölgesi Sincan bölgesi. Bununla ilgili gerçekleri anlatan bir ulusal kanal, bir aydınlık var. Neden bunları yapıyoruz? Bunları yaparken bütün derdimiz şu. Bütün derdimiz Türkiye'nin Atlantik sistemine tek taraflı bağlılığına son vermek. Bizi iliklerimize kadar sömüren, işte özelleştirmeleriyle, o liberal ekonomisiyle bütün üretimimizi baltalayan ve bizi tamamen kendine mahkum haline getiren bir tek taraflı dayatmacı bir siyaset var. Evet. Bu işte ne güzel ki bugünlerde özellikle silah ve savunma sanayi anlamında önemli adımlar atıldı. Türkiye milli sanayi, milli silah üretmeye başladı birçok alanda. Milli gemimizi ürettik. Evet. Savunma sistemlerinde ileri hamleler yapıyoruz. NATO dışında alımlar yapıyoruz. Çok önemli. Şimdi bunu besleyecek, arkasından getirecek ekonomik girişimler. Çok önemli. Bakın Ankara'da toplantılar yapıldı. İstanbul'da, İzmir'de. Türkiye'nin en büyük iş adamları, firmaları katıldı oraya. Vatan Partisi Çin Büyükelçiliği eşliğinde. Evet. Yani Ülker, Murat Ülker, ondan sonra Yıldız Holding, Ethem Sancak, BMC, ondan sonra diğer kurumlar, nedir onun adı? Atlas Holding, diğer Arzum vesaire birçok Türkiye'nin üreticileri bunu yapmak istiyor. Burada da kritik rolü oynayan, ön açıcı olan, güveni sağlayan, Türkiye'ye güveni sağlayan bir aile burası. İşte burası Sayın Doğu Perinçek'in başkanlığında, ulusal kanalıyla, aydınlığıyla. Bütün derdimiz nedir bu? Burada Amerika'nın hegemonyasını kırmak ve Avrasya'nın yükselişini sağlamak. Çünkü ne var Avrasya'da? Avrasya'da toprak bütünlüğü var. Evet, Avrasya'da kesinlikle. Egemenlik var. Avrasya'da karşılıklı saygı var. Avrasya'da bağımsızlık var. Bizim o bakımdan bugünü çok önemsiyoruz. Bu İpek Yolu treni Avrasya'nın demir ağlarla ördüğü bir yolculuk. Ve bu süreci getirene kadar tabii ki gerçekten ulusal kanal 20 yaşında 20 yıldır Avrasya, Avrasya, Avrasya diye evet. yayınlar, programlar yapıldık. Ne mutlu ki bugün. Bakın, işte haberler, programlarımızda dün işte TÜSİAD Çin İş Forumu yaptı. Orada Türkiye'nin büyük iş adamları bizim Kıvanç Özdal'ın koluna giriyor. Bu süreci en başından beri bir tek takip eden siz varsınız. Evet. İyi ki varsınız diyor. Bakın. Ulusal kanala evet. teşekkürlerini iletiyorum. TÜSİAD yöneticisi çıkıyor tabii orada. Sayın Mehmet Avcı. Bu Çin'le Türkiye'nin ilişkisini uzaklığı da atıfta olarak Mao Zedong'un uzun yürüyüşüne benzetiyor. 100 çiçek açsın, 100 fikir yarışsın diyor. Biz de onun gibi bir büyük bir süreci başlatmalıyız diyor artık. Yani Türkiye'nin kesinlikle. Artık her yönüyle bunu görelim ki ekonomisiyle de buna ihtiyacı var. Ve bizim üretimimizi çok hızlandıracak. Bak, kiraz, bir kiraz satmaya başladık. Türkiye'nin o alanda çok ciddi bir atılma oldu. Bunun gibi birçok ürün var. Yani Çin'in almaya hazır olduğu birçok ürün var. Yeter ki burada daha kararlı, net bir şekilde ilerleyelim. Evet. Yani İsmail Güllen'in verdiği rakamı söylüyorum. 10 trilyon dolar. 2018 yılında ilk kez katılmış bu fuara. Ve bu fuarda 620 milyon dolarlık anlaşma yapılmış. Bakın Türkiye, batıda ne var? Batıdan biz, yani Amerika ile ekonomik ilişkiler tek taraflı. Avrupa ile yine öyle. O bakımdan Türkiye'nin Çin'le ilişkisi, Avrasya ile ilişkileri paylaşarak gelişme diye tarif ettiği o İpek Yolu süreci ülkemizdeki ekonomik kalkınma açısından da üretim devrimi açısından da kritik roldedir. Ve bu bakımdan bu 10 ülkeyi birbirine bağlayan Demir İpek Yolu'na evet. hayırlı olsun diyoruz. Avrasya'yı birbirine bağlayan bu süreci öncülük edenleri de kutluyoruz. Yani burada Ulaştırma Bakanlığı'nı da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun'u da, Sayın Bakanımızı da ve yönetenleri de, bu süreci yönetenleri de kutluyoruz. Gerçekten önümüzde tabii yine zorluklar var, yine provokasyonlar var. Yani Amerika her zaman bu işleri kaşımak için çalışmalar yapacaktır. Burada açık, net bir şekilde koymak lazım. Sincan bölgesinde sorunlar varsa bu Amerika'da geçici hükümetleri kurarak, Türkiye'den oraya bilmem neler yaparak olmaz. Bu Türkiye ve Çin'in masaya oturarak, oradaki sorunlar konusunda dostane tavsiyelerde bulunarak ve evet. yardımcı olarak çözülür. Ki oradaki birçok provokasyonun da biliyoruz ki Amerika hedef ülkeleri hep böyle iç karışıklıkla, etnik ayrımcılıkla, dinsel bağnazlıktaki terör örgütleriyle çözmeye çalışıyor. O bakımdan Türkiye'nin terör koridorunu parçalaması
Çin'i de rahatlatıyor. Çin'in gelişimi de Türkiye'yi rahatlatıyor. Kesinlikle. Çok önemli stratejik noktalara dikkat çektiniz. Şimdi karamsarlığa yer olmayan tarihsel bir süreçten geçiyoruz. Belki bugün anlaşılamasa bile bir süre sonra bugünlerin önemi çok daha ön plana çıkacaktır Sayın Türkan. China Railway Express Türkiye'de küçük boylu şirketlere de, küçük ölçekli şirketlere, işletmelere de çok önemli bir imkan sunacak aynı zamanda. Mesela üretti ama uçakla gönderemiyor. Çünkü maliyet yüksek. Orta ve küçük ve orta ölçekli işletmeciler işte demir yoluyla daha ucuz bir maliyetli Çin'e ürünlerini gönderebilecek. Tam bir kazan kazan politikası. Bakın sadece küçük işletmeler değil. Ben Ankara toplantıyı baştan sona izledim. Sayın Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker en büyük sorun bu dedi. Yani İpek Yolu'nun hızlı bir ulaşım ağına ihtiyacı var. Yani mesela kendi saçtan örnek verdi. Gıda üretiyoruz. Buradan oraya göndermek, ulaştırmak vesaire zaman kaybı, ürünlerde bozulmalar olabiliyor. O nedenle çok hızlı bir şekilde dediğiniz gibi demir yolu başta olmak üzere bütün ulaşım ağlarını hızlandırmak lazım. Bu onu açtı. Tabii bu en büyük firmalardan başlayıp en küçük firmalara kadar Türkiye'nin oraya ürün göndermesini, oradan çeşitli ürünler almasının da yolunu açacak. Tabii demir yolu en çevreci sistem. Bunun da altını çizmekte fayda var. Yani doğaya en az zararı olan. Evet, şimdi tabii ana haber değil, süremiz de dar ama ben şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bu Atlantik sürecinin artık her yönüyle sorgulandığı bir dönemden geçiyoruz. Ve burada Türkiye'nin çıkış yolunu gösteren fikirlere, duruşlara, kararlı mücadelelere dünden daha fazla ihtiyaç var. Dün çok büyük kesimin kafası karışıktı. Kimse yönünü oraya dönmüyordu. Yani TÜSİAD yöneticisinin gelip Uluslararası Kanal Dış Haberler Şefi'nin koluna girip bir siz varsınız bu süreci en başından beri savunan ve işleyen. Sadece dün değil bugün de. Bakın orada toplantıda ben gördüm. Bir tek Uluslararası Kanal mikrofonu var. Evet. Yani bakın Çin gibi devasa bir ülkenin yatırım heyeti, karar vericileri Türkiye'ye gelmiş. Türkiye-Çin iş forumu yapılmış. Bir tek Uluslararası Kanal mikrofonu var. İşte az önce haberinde verdik. Burada ulusal kanala dünkünden daha fazla ihtiyaç var. Evet, Türkiye'nin üretim devrimine girdiği bu süreçte, Türkiye'nin Atlantik'le hesaplaştığı bu süreçte, Türkiye'nin Suriye'de Amerika'nın 40 yıllık planlarını bozduğu ama Amerika'nın çekiliyorum derken yeni planlarla, yeni devriyelerle karşımıza dikilmeye çalıştığı bu süreçte ulusal kanalımıza dünkünden çok daha büyük ihtiyaç var. Evet, çünkü ulusal kanal Avrasya demek, ulusal kanal üretim devrimi demek, ulusal kanal terörle mücadele demek. Ulusal kanal mavi vatan demek. Evet. Tamam, buralarda da adım adım zafere doğru gidiyoruz. O nedenle evet bu süreçler içerisinde ulusal kanal varlığını milletin varlığıyla birleştirmiş durumda. Önüne çıkan sorunlara, sıkıntılara da milletimize rapor ediyoruz. Evet. İşte bir imece kampanyası başlattık. TürkSat'la ilgili çok kritikti. 31 Ekim'e kadar bir aşamaya geldik. O aşamada bir ödemeler yapıldı. Nedir son durum? Bakın şu an itibariyle 1/3'lük kısmını duruyor. 3'teki kısmını ödedik. 12 Kasım tarihine kadar gün aldık. Yani önümüzde 4 günlük diyebileceğim 4-5 günlük bir süreç var. Bütün izleyicilerimizi, ulusal gönüllerimizi 20 yıldır işte bu sizler sayesinde Türkiye'ye yol göstermeye çalışan, gerçekleri anlatan, Türkiye'nin çıkış yolunu, bağımsızlık yolunu, milli birlik yolunu, üretim devrimi yolunu gösteren ulusal kanalımıza sahip çıkalım. Evet. Üretim devrimi isteyenlere nasıl hayata geçecek? İşte ulusal kanalın yayınları, programları ve mücadelesiyle o bakımdan 0212 245 81 81 gönüllülerimiz, izleyicilerimiz, ulusal kanalı 20 yıldır var edenleri bir kez daha bu kritik imecemize dahil olmaya, katılmaya davet ediyoruz. Nice 20. yıllar diyebilmek için görev başına diyoruz. Gönüldaşlara sesleniyoruz. Çok teşekkür ederim Sayın Adnan Türkan. Ana haber bültenimize konuk oldunuz. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun. Sevgili seyirciler, devam ediyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklama geldi. Teröristler tarafından çoğunluğu havan ve tank savar roket olmak üzere son 24 saatte 11 taciz atışının yapıldığı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da dikkat çeken paylaşımda bulundu. Teyakkuzu elden bırakmıyoruz dedi. Bir yandan da sınıra sevkiyat devam ediyor.
Barış Pınar Harekatı sahasında sıcak anlar yaşanıyor. Bir yanda sınıra sevkiyat yapılırken bir yanda teröristlerin taciz atışları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güvenli bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulduğu kaydedildi. Ancak teröristler tarafından Barış Pınar Harekatı bölgesine yönelik tacizlerin sürdüğü ifade edildi. Buna göre çoğunluğu havan ve tank savar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 saldırı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Suriye'de oynanan oyunların farkındayız. Teyakkuzu elden bırakmıyoruz. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde hem sahada hem masada etkin, güçlü ve kararlı olmaya devam edecek ifadelerini kullandı. Bu görüntüler sınır hattında çekildi. Diyarbakır'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat yapıldı. Diyarbakır'daki birlikten çıkan askeri araçlar arkasındaki havan toplarıyla birlikte Şanlıurfa'ya doğru hareket etti. Havanların Suriye sınırındaki birliklerde konuşlandırılacağı belirtildi. Suriye ordusu tam 7 yıl aradan sonra Rumeylan petrol bölgesine girdi. İşgal sonrası topraklarında tekrar kontrolü sağlayan Suriye devleti petrol bölgelerini koruma altına aldı. Kamışlı Maliki ekseninde güvenlik noktaları oluşturan Suriye ordusu 60 kilometrelik hatta devriye faaliyetlerine başladı. Suriye ordusunun teröristlerden ve Amerika'dan boşalan bölgelere intikali devam ediyor. ABD'nin işgal girişimlerine rağmen Suriye devleti petrol sahalarında kontrol sağlama aşamasına geçti. Suriye ordusu 7 yıl aradan sonra ilk kez Rumeylan bölgesindeki petrol sahalarına girdi. Mullah Abbas petrol sahasına giren Suriye askerleri burada tahkimat yaptı. Öte yandan Suriye ordusunun bölgedeki hareketleri bununla sınırlı kalmadı. Suriye ordusu Kamışlı'nın doğusundaki El Malikiye'ye ulaştı. Ordu birlikleri Kamışlı'dan El Malikiye'ye kadar olan Batı Doğu ekseninde 60 kilometrelik hattı kontrol altına aldı. Burada güvenlik noktaları oluşturuldu. Öte yandan Associated Press, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de genişletilmiş askeri operasyon yapılanmasına onay verdiğini iddia etti. ABD'li haber ajansı Trump'ın bu kararı Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına almak için aldığını kaydetti. Suriye'nin doğal kaynakları ve ülkedeki ABD varlığı hakkında Rusya'dan da açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Lavrov'un Suriye petrol meselesinde ABD ile asla işbirliği yapmayacaklarını söyledi. Lavrov'un bu mesele Suriye halkının ulusal mülkiyetinin bir parçasıdır. Bize göre petrol dahil bu Suriye'deki doğal kaynaklar ABD tarafından değil, bu ülkenin vatandaşları tarafından yönetilmelidir şeklinde konuştu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye'nin Suriyeli Kürtlerle değil terör örgütü PKK ile sorunu olduğunu söyledi. Barzani, PKK'nın özerklik istemesi sonucu olayların bu aşamaya geldiğini vurguladı. Hamu Bejdar Buan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani, Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen panelde konuştu. Türkiye, Suriye ve PKK ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Barzani, Türkiye'nin Suriyeli Kürtlerle değil, PKK ile sorunu olduğunu söyledi. Suriye krizinin başlangıcında Türkiye'nin Suriye'deki asıl sorunu Kürtler değildi, PKK'ydı. Bu konuyu açıkça ifade etmişlerdi. PKK'nın Suriye'deki varlığına tepki gösteren Barzani, PKK'nın özerklik istemesi sonucu bu aşamaya gelindiğini ifade etti. Tek istediğimiz Kürtlerin PKK ile aralarına mesafe koymasıdır. En büyük hata şuydu. Maalesef PKK Suriyeli Kürtler üzerinden meşruluğu kazanmak istedi. Orada Kürtlerin başına gelen bu felaket de bu yanlış siyasetin bir sonucu oldu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı, Türkiye'nin kendilerine sınırda PKK varlığına izin vermeyeceklerini söylediğini aktardı. Türkiye, Suriye
Suriye sınırlarımızda hiçbir şekilde PKK bayrak ve flamalarının bulunmasına müsaade etmeyiz demişlerdi. Bu görüşlerini bizimle de paylaştılar. Biz de sürekli Suriye'deki kardeşlerimize bunun büyük bir tehlike olduğunu kavratmaya çalıştık. Bunun için çok ciddi çabalarımız da oldu. O süreçte Kürdistan Demokratik Partisi'nin PYD ile iyi ilişkileri de yoktu. Türkiye gelip bize arabuluculuk teklifinde bulundu. Kurdekani Suriyeli. IŞİD'le mücadelede şimdiye kadar en etkili mücadeleyi yürüten Türkiye önemli bir operasyona daha imza attı. Bu gelişmeyi ise bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Cumhurbaşkanı Suriye'de yapılan operasyonda IŞİD'in elebaşı el-Bağdadi'nin eşi ve kız kardeşinin Türk yetkililer tarafından yakalandığını duyurdu. Suyu teşriflerini saygılarımla arz ederim. İlk ağızdan açıkladı, tüm dünyaya bu ifadelerle duyurdu. Biz de hanımını yakaladık. Ama bakın biz bir yaygara yapmadık. İlk defa şimdi bugün açıklıyorum. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de yaptığı IŞİD operasyonunu Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende duyurdu. Öldürülen el-Bağdadi'nin sadece ablasının değil, diğer yakınlarının da yakalandığını söyledi. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini, onları üstelik de Suriye tarafında bunları yakaladık. Şu anda biz bu noktada çalışmalarımızı en güçlü şekilde sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Erdoğan Amerika'ya da dokundurdu. Bağdadi kendini tünelde ima etti. Bununla biliyorsunuz çok ciddi kendilerine göre bir iletişim kampanyası başlattılar. Biz de hanımını yakaladık. Ama bakın biz bir yaygara yapmadık. İlk defa şimdi bugün açıklıyorum. İşte buyurun şu anda terör örgütüyle verdiğimiz mücadele hiçbir dönemde olmadığı kadar güçlü bir şekilde yürüyor. Batı'yı da eleştirdi. İslami terör ifadesine tepki gösterdi. Utanmadan, sıkılmadan İslami terör ifadesini kullanan Batı önce aynaya bakması lazım. Eğer terörist arıyorsanız onlar sizde. FETÖ'nün medya ayağı Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak tahliyeleri en çok HDP ve CHP'yi sevindirdi. CHP liderinden sonra HDP eş genel başkanı Pervin Buldan da Altanlar ve Ilıcak için geçmiş olsun dedi. CHP'den sonra HDP de FETÖ'nün medya ayağına sahip çıktı. Ve darısı içeride rehin olarak tutulan tüm arkadaşlarımıza ve yoldaşlarımıza diyorum. FETÖ soruşturmalarından cezaevine atılan ve önceki gün çıkan Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak için HDP ve CHP liderlerinden mesaj geldi. Tahliye ve beraat kararlarına ilk sevinen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu. Gazeteci arkadaşlarımız, bazı gazeteci arkadaşlarımız tahliye oldular. Özgürlüklerine kısmen de olsa kavuştular ama yetmiyor. Hapiste gazeteci olmaz, hapiste yazar olmaz, hapiste avukat olmaz. Benzer ifadeleri HDP eş genel başkanı Pervin Buldan da kullandı. Geçmiş olsun dedi. Tahliye olan Mehmet Altan, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve yine CHP'li eski milletvekili Eren Erdem'e buradan Halkların Demokratik Partisi grubu olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Türkiye'de bu yıl yakalanan kaçak göçmen sayısı 371 bini buldu. Açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Soylu, dünyada böyle bir sayı yok. Biz bunu Avrupa'ya anlatmaya çalışıyoruz ama maalesef anlamıyorlar. NATO kafa, NATO mermer diye konuştu. Afganistan ve Pakistan bölgesinde ciddi bir düzensiz göç baskısı altındayız. Düzensiz göçün ciddiyetini tek tek rakamlarla ortaya koydu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kaçak göçmenlerle ilgili soruları yanıtladı. Bu rakamları sürekli kamuoyuyla paylaşıyorum. Ancak konu ciddidir. 2017 yılında 175 bin olan kaçak göçmen yakalamalarımız 2018'de 268 bin olmuştu. Bu yıl dikkatli olun. 371 bin oldu. İçişleri Bakanı Soylu, Antalya'da düzenlenen İl Göç İdaresi Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Batılı muhataplarımızın artık bu misafirlerine ilişkin bir takım sorumlulukları üstlenmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Rakamların ciddi olduğunu söyleyen Soylu, Avrupa'ya yüklendi. Biz bunu Avrupa'ya anlatmaya çalışıyoruz ama
maalesef anlamıyorlar. NATO kafa, NATO mermer ifadesini kullandı. Dünyada böyle bir sayı yok. Maalesef anlamıyorlar. Bizim memlekette güzel bir laf var. NATO kafa, NATO mermer. Hakikaten öyle. Anlamıyorlar. Anlamak istemiyorlar. Şimdiye kadar yakalanan 81 bin göçmen ülkelerine geri gönderildi. Avrupa'nın ve dünyanın böyle bir rakamı da yok. Bu büyük bir operasyon. Onun için bu operasyondan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Kaçak göçün katlanarak devam edeceğini söyleyen Soylu, yıl sonu beklentimiz 400 bini aşması yönünde dedi. Maalesef dünya biz bu kadar yoğun bir süreç altındayken 3 maymunu oynaya dursun. Doğalgaz varsa bulacağız, bulduğumuzda da milletimizle paylaşacağız. Sevgili seyirciler, bu sözler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e ait. Bakan Dönmez, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalar hakkında bilgi verdi. Faaliyetlerin kararlılıkla süreceğini söyledi. Atina'da ise Rum kesimi, Yunanistan ve Mısır Savunma Bakanları toplandı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığına karşı ne yapabileceklerini tartıştılar. Rum Bakan, Mısırlı ve Yunan mevkidaşlarına teşekkür etti. Yavuz sondaj gemisi, Sayın Bakanım. Evet, Güzelyurt mevkisinde sondajını birkaç hafta önce başladı. Fatih sondaj gemisi de Finike'deki sondajını bitirdi. Şimdi ikmaller için limana geldi Mersin Taşucu'nda. Orada birkaç haftalık ikmal ve yenileme bakım çalışmaları olduktan sonra tekrar Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nden almış olduğumuz lokasyonda en kısa süre içerisinde sondajına başlayacak. Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa'nın iki boyutlu ve üç boyutlu sismik araştırmaları da bir yandan devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mavi Vatan'daki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Dönmez, doğalgaz arama faaliyetleriyle ilgili varsa bulacağız, bulduğumuzda da milletimizle paylaşacağız, dedi. Türk gemileri Kıbrıs açıklarında arama ve delme işlemlerini yasal olarak iki şekilde yapıyor. Türkiye, kendi deniz yetki alanında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden aldığı ruhsatla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti karasularında faaliyetini yürütüyor. Ada çevresinde Yavuz'la Fatih sondaj gemileri ve Oruç Reis'le Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemileri Türk donanmasının koruması altında çalışmalarını sürdürüyor. Cumhuriyet donanmasının Doğu Akdeniz'de bayrak göstermesi başta Rum kesimi olmak üzere Türkiye karşıtı cephedeki yönetimleri ve ülkeleri rahatsız ediyor. Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan ve Mısır Savunma Bakanları Atina'da bir araya gelip Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldı. Toplantının ana gündem maddesinin Türkiye'nin sondaj çalışmaları olduğu ifade edildi. Toplantı sonrası Rum Savunma Bakanı Savvas Angalides, Yunanistan ve Mısır'a kendilerini desteklediği için teşekkür etti. Yunan medyası da İtalyan Eni ve Fransız Total firmalarının Rum kesiminin verdiği sözde ruhsatlara rağmen Türkiye deniz yetki alanlarıyla kesişen 7. paralelde sondaj yapmamalarına tepki göstermişti. Irak ve Lübnan'da gösteriler devam ediyor. Bölgede yaşanan halk hareketleriyle ilgili Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bir açıklama yaptı. Pompeo, Irak ve Lübnan halkının gösterilerini haklı buldu. Gösterilerin amacının İran'ın etkisini kırmak olduğunu iddia etti. Irak ve Lübnan'daki hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Gösterilerin büyümesine neden olan güçler tartışılmaya devam ediyor. Bölge ülkeleri ve bazı siyaset bilimciler olayın büyümesinin arkasında ABD, Suudi Arabistan ve İsrail'in olduğunu savunuyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo attığı tweet ile Irak ve Lübnan'da yaşananlar için İran'ı suçladı. Irak ve Lübnan halkı ülkelerini geri istiyor. İran rejiminin devrim adı altında ihraç ettiği tek şeyin yolsuzluk olduğunu görüyorlar. Irak ve Lübnan halkı kendi söylemlerini Ali Hamaney'in dayatmasından kurtarmayı hak ediyor. Birleşmiş Milletler Irak misyonu 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 254 göstericinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin de yaralandığını duyurdu. Lübnan'da da Başbakan Hariri istifasını açıklamasına rağmen gösteriler devam ediyor. Bu arada bir sıcak gelişme var. İletişim Başkanı Altun IŞİD'in
lideri Bağdadi'nin eşi dahil olmak üzere bütün aile üyelerinin gözaltına alındığını duyurdu. Tekrar edelim. İletişim Başkanı Altun, Bağdadi'nin eşi dahil bütün aile üyelerinin gözaltına alındığını duyurdu. Bolivya'da 20 Ekim'de yapılan genel seçimlerin galibi Evo Morales oldu. Ancak seçimleri kabul etmeyen muhalifler orduyu darbe yapmaya çağırdı ve Morales'e istifa etmesi için 48 saat süre verildi. 48 saat dolmadan Morales'in helikopteri acil iniş yaptı. Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'i taşıyan helikopter kalkıştan sonra acil iniş yaptı. Kuyruğundaki bir problem nedeniyle sorun yaşayan helikopter önce kendi ekseni etrafında döndü, ardından deneyimli pilot sayesinde helikopter çakılmadan geri indi. Yaşanan olay sabotaj iddialarını gündeme getirdi. Güney Amerika ülkesi Bolivya zor günlerden geçiyor. 20 Ekim'de yapılan genel seçimleri Evo Morales'in kazanmasının ardından seçimi kaybeden muhalifler sokak gösterilerine başladı. Sokak gösterilerinde karşı karşıya gelen Morales destekçileri ve seçimi kabul etmeyen muhalifler arasında çıkan çatışmalarda iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda Bolivyalı yaralandı. Öte yandan Evo Morales'in helikopteri henüz belirlenemeyen arıza nedeniyle acil iniş yapmadan iki gün önce muhalifler Morales'e istifa etmesi için 48 saat süre vermişti. Ayrıca muhalifler orduya Morales'e darbe yapması çağrısı yaptı. Bolivya sokaklarında Morales yanlılarıyla muhalifler sık sık karşı karşıya geliyor. Uluslararası toplum bir iç çatışmadan endişe ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılında bir video yayımladı. Saat 9'u 5 geçe yayımlanan videoda Anıtkabir'de bulunan Aslanlı Yol anlatıldı. Atatürk'ün aziz naaşının 10 Kasım 1953 günü bu yoldan ebedi ısrarhtgâhına taşındığı belirtildi. Ayrıca klipte Atatürk'ün Türk esaret kabul etmeyen bir millettir, Türk milleti esir olmamıştır ifadelerine de yer verildi. Cumhuriyetimizin kurucusu, Türk ulusunun önderi, ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahına ulaşmak için her yıl milyonlarca ziyaretçinin kullandığı, aynı zamanda resmi törenlerin başlangıç noktası Aslanlı Yol. 262 metre uzunluğundaki yolun başında Atatürk'ün ardından Türk ulusunun yaşadığı derin acıyı simgeleyen 3 kadın ve 3 erkek heykeli yer almaktadır. Yolun iki yanında Atatürk'ün Türk ve Anadolu tarihine verdiği öneme atıfla Anadolu'da büyük bir devlet kurmuş olan Hititlerin aslan üslubuna uygun olarak oturmuş halde 24 aslan heykeli bulunmaktadır. Türk mitolojisinde güç ve kudreti temsil eden aslanlar duruşları itibariyle sakindirler. Bu Türk milletinin vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına dokunulmadığı sürece barıştan yana olduğunu göstermektedir. Aslanlı Yol, yaklaşık 5'er santimetre aralıklı asimetrik döşenmiş taşlardan oluşmakta olup, yolun her iki yanında Virginia cinsi ardıçlar yer almaktadır. 4 mevsim yapraklarını dökmeyen Virginia ardıçlarının dikilmesinin nedeni ise, ziyaretçileri şehrin görüntüsünden uzaklaştırarak Atatürk'ü ziyaret etmeye hazırlamaktır. Atatürk'ün aziz naaşı 10 Kasım 1953 günü ebedi istirahatgahına Türk askerinin omuzlarında bu yoldan taşınmıştır. Büyük önderimizin önünde her daim saygıyla eğiliyoruz. Türkiye Gençlik Birliği 10 Kasım için hazırlık yapıyor. TGB Genel Başkan Yardımcısı Barış Demiralay çalışmalar hakkında bilgi verdi. Biz TGB olarak Selamdır Türkiye 10 Kasım'da Anıtkabir'de Selamdır Türkiye olarak çağrımızı yapıyoruz. Biz şimdi diyoruz ki 10 Kasım günü o Mehmetçiğe gönderdiğimiz selamı, Mehmetçiğin yerine getirdiği vazifeyi Atatürk'ün huzurunda da hep beraber Türk milleti, sadece Anıtkabir'de değil, nerede olurlarsa. Nereden başlıyor yürüyüş? Onları... Yürüyüş Güven Park'tan başlıyor. Kızılay'dan başlayacak. Topluluklar, üniversite toplulukları geliyor. Onlardan da bahsedeceğim. Çok kitlesel. Özellikle gençler katılıyor. Gençler birçok ilden otobüs kaldırıyor. Kızılay'da buluşacağız, Güven Park'ta buluşacağız. Ardından
güzel bir yürüyüşle hem Mehmetçiğe selam gönderen hem atamızı anan bir yürüyüşle Anıtkabir'e varmış olacağız. Tandoğan Meydanı'nda da buluşmamızı gerçekleştireceğiz. 95 üniversiteyle başlattık. İlk açıklamayı 95 üniversite topluluğu. Bu da ciddi bir rakam. Yani Türkiye'nin bütün üniversitelerinden aslında üniversite toplulukları bu çalışmayı başlattı. Onların ilan etmesiyle başladı. 95 üniversite topluluğu şimdi 150'yi aşmış durumda. Taraftar grupları, Atatürkçü düşünce toplulukları en başta. Onun dışında kitap toplulukları, başka topluluklar, kültür sanat kulüpleri hepsi şu an 10 Kasım'da Anıtkabir'e gitmek için kayıtlarını yapıyorlar. Otobüslerini isim isim dolduruyorlar. Şimdi bütün üniversitelerde arkadaşlarımız herkese ulaşıyorlar. Yani öyle hadi 10 Kasım'da gidiyoruz, gidelim değil. Bir defa 10 Kasım'ı iyi anlamak lazım. Bu 10 Kasım dediğimiz gibi en çok atamıza sarılmamız gereken, onu yaşatmamız gereken günlerden bir tanesindeyiz. O otobüsler bu bilinçle doluyor bir defa. Atatürk'ü anlayacak gençlerle doluyor. Üniversitelerde topluluklarımız masalarını açıyorlar, afişlerini asıyorlar, pankartlarını asıyorlar. Tek tek bütün sınıflara giriyoruz. 10 Kasım'da neredesin? 10 Kasım'da pazara denk geliyor. Bir de üniversite olsa orada saygı duruşuna geçeriz ama 10 Kasım pazara denk geliyor. Ders yok, iş yok. Her tatil günü 10 Kasım'da Anıtkabir'e, atamızın huzuruna gidiyoruz diyerekten bütün kapılar çalınıyor, bütün gençlerin elinden tutuluyor. İstanbul Eminönü'ndeki balık ekmek tekneleri için verilen yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı. Fatih Kaymakamlığı'nın belirleyeceği tarihte kıyıda demirli 3 balık ekmek teknesinin tahliye işlemi gerçekleştirilecek. Balık ekmek kültürünün belediye iştirakleri üzerinden devam ettirilmesi bekleniyor. Burası Eminönü. Bu görüntülerse tarihi balık ekmek kültürünü yansıtıyor. Ancak artık o tarih kokan tekneler kaldırılıyor. Eminönü'nün tarihi balıkçıları artık vatandaşlar son balık ekmeklerini yiyorlar. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi burayı restore edecek. Bunun için süreç başladı. Ancak balıkçılar, işletme sahipleri yürütmeyi durdurmak için mahkemeye başvurdu. Ancak bu yürütmeyi durdurma kararı bozuldu. Yani süreç aynı şekilde devam edecek. Artık kaymakamlıkta top. İstanbul Büyükşehir Belediyesi topu kaymakamlığa attı. Kaymakamlığın vereceği kararın ardından buradaki işletme sahipleri, buradaki işletmeciler artık işlerine son verecekler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1 Kasım'da sözleşmeleri biten teknelerin boşaltılmasını istedi. Balıkçılar mahkemeye başvurdu. Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı. İstanbul 4. İdare Mahkemesi davanın incelenmeksizin reddine karar verdi. Yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı. İşletme sahipleri ise yeniden başvuru için harekete geçti. Biz de şu anda tekrar başvurduk. Yürütmeyi durdurma kararı almaya çalışıyoruz tekrardan. Kültür bizim kültürümüz. Kültürü büyüten, besleyen biziz yani. Ve ekmeğimize sahip çıkmanın derdindeyiz. Yanlışlığı düzeltelim veyahut da bizim yapmamız gereken bir şey varsa bunları yapsın. Tekrar devam edin desin. Veyahut da desin ki bizim çatımız altında yapacaksınız artık desin. Biz ona da varız. Biz uzlaştırıcı insanlarız. Vatandaşların o bayılarak yediği balık ekmeklerin yanındayız şu anda. Balıkların yanındayız ve ustamız yanımızda. Ustam, bu süreç sizi nasıl etkiledi? Şu anda neler yaşıyorsunuz? Duygularınız neler? Ya evet, zor bir durumdayız. Psikolojikman tamamen zaten zor durumdayız. Çünkü kapandı mı, kapanacak mı, çalışacak mı, yani bu bilinmeyen bir şeydeyiz. Balık ekmek teknelerinde yaklaşık 200 kişi çalışıyor. Aileleri de düşünüldüğünde burası çok sayıda insanın geçim kaynağı. Ki daha dışarıdan gelenler, ekmek getirenler var, soğan getirenler var, tüp getiren var. Bu da binlerce kişiye demek oluyor. Teşekkür ederiz. Evet, buranın esnafı da bu sürüncemeye bir çözüm bekliyor. Görüntüden şikayetçi olan da var. Tekneler kalkmasın diyen de. Balık ekmek yedim, oradan geliyorum. Kaldırılacakmış, istemiyorum kaldırılsın. Kimi kokusundan, kimi görüntüsünden şikayetçi. Şikayetçi olanlar da var yani. Biraz da başkaları faydalansın. Çok koku var, çok bakımsızlık var. O sahiplerini değiştirsin, elemanlar kalsın ama yönetimi değişsin. Abo, abo, sakın ekmeğe dokunmasınlar. Elimizden ekmeğimizi kimse almasın bizi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi balık ekmeği kaldırmayı düşünmüyor. Bu lezzet belediyenin iştirakleriyle yaşatılacak. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin amacı ne? Eminönü yeniden tasarlanacak. İskeleler, duraklar, tekneler. Burası baştan yaratılacak. Konuyla ilgili İBB tarafından Fatih Kaymakamlığı'na yazı gönderildi. Gözler şimdi kaymakamlığın tahliye için belirleyeceği tarihe çevrildi. Kaymakamlıktan yazı bekliyoruz. TÜSİAD, sosyal ve duygusal öğrenme becerileriyle ilgili hazırladığı raporu açıkladı. İstanbul'da düzenlenen toplantıya eğitim dünyası yoğun ilgi gösterdi. Raporla ilgili konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simon Kaslowski eğitime vurgu yaptı.
TÜSİAD, Sosyal ve Duygusal Öğrenme Becerileri raporu hazırladı. Rapor, İstanbul'da düzenlenen bir toplantıyla açıklandı. Toplantının açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski yaptı. Eğitim, insan kaynağının niteliğini belirleyen en önemli konu ve aynı zamanda ekonomik ve sosyal kalkınmanın taşıyıcı gücü. TÜSİAD Başkanı okul öncesi eğitimin önemine değindi. Sosyal ve duygusal öğrenme becerileri okul öncesinden üniversiteye kadar ve tüm yaşam boyunca bireylere kazandırılacak şekilde özgün ve yaygın eğitimin ayrılmaz bir parçası haline getirilmelidir. Ailelerin çocuklarının eğitimine ne kadar duyarlı olduğunu biliyoruz. Ailelerin de bilinçlendirilmesi ve sosyal duygusal gelişimin okul öncesi eğitimle desteklenmesi çok önemlidir. Ardından yeni sanayi devriminin eşiğinde iş ve yaşam yetkinliklerinin anahtarı adını da taşıyan raporun sunumu yapıldı. Araştırmalar göstermektedir ki iş başarısında IQ %20 başarı getirirken duygusal zeka derecesi yüksek olan kişilerde iş başarısı %27 ile %45 arasındadır. Öğretmenlerin dahil olduğu, ailelerin dahil olduğu, yönetimin tek başına karar vermediği, yönetimin karar mekanizmasına herkesi kattığı ihtiyaçlarımız ne? Bu ihtiyaçları nasıl karşılarız? Bunları karşılıklı diyalog halinde tartıştıkları zaman FDÖ programlarının etkili olduğunu görüyoruz biz. Toplantı kısa bir aranın ardından düzenlenen panelle devam etti. Türk İş Meclis gündemine gelen yeni vergi düzenlemesini eş zamanlı olarak protesto etti. 3400 lira olan işçinin maaşı yıl sonunda 3006 liraya düşecek. Emekçiler ideal bir vergi sisteminin sosyal devlet ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde olmasını istedi. Arkadaşlar, bu vergi düzeni adil değildir. Türk İş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan vergi düzenindeki yeni değişikliklerle ilgili yasa taslağı hakkında Türkiye'de eş zamanlı olarak basın açıklaması yaptı. Meclisteki yasa geri çekilsin. Emekçiler İzmir Konak'tan taleplerini Ankara'ya iletti. İdeal bir vergi sistemi sosyal devlet ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde olmalıdır. Türk İş adına açıklamayı Teskop İş İkinoğlu Şube Başkanı Caner Fırat yaptı. Fırat, vergi kesintileri nedeniyle bir işçinin Ocak ayında aldığı 3409 lira net maaşın yıl sonunda 3060 liraya gerilediğini söyledi. Ortalama aylık brüt ücreti 4500 lira olan işçi Ocak ayında 3409 lira net ücret alırken yıl sonunda yaklaşık 349 TL eksilerek 3060 liraya geriliyor. Vergi düzeninin adil olmadığını belirten Fırat, yeni düzenlemenin de emekçilerin beklentisini karşılamadığını belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan vergi düzeninde yeni değişiklikleri içeren yasa emekçilerin beklentilerini karşılamıyor. Vergi düzenlemelerinden biri de Turizm Bakanlığı'nda yapıldı. 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren otel ve pansiyonlarda turizm payı alınmaya başlandı. Sayın Turizm Bakanımız bizlere çok farklı bir vergi çıkardı. Turizm vergisi altında %18'den başlayan. İzmir Otel Pansiyon Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gönen yeni düzenlemeyle işletmelerin vergi tahsilatçısı yapılmak istendiğini belirtti. Ya bizi resmen yani vergi tahsilatçıları vardı bilir misiniz eskiden? Biz oyuz yani. Bu kadar net. 6 lira alacaksın bana vereceksin. Gönen, konaklama vergisi maktu değil, nispi olmalı ve bu oran %1'i geçmemeli dedi. 196 kişinin ıspanağa benzer yabancı bir ottan zehirlenmesiyle ilgili uzmanlar peş peşe uyarı yaptı. Zehrin ıspanakta değil, otta olduğunu söyleyen yetkililer bilinçli tüketiciliğe vurgu yaptı. Yabancı bir ottan kaynaklı. Aslında bu yabani otun yaprakları bazı ıspanak türlerinin yapraklarına çok benziyor. Ispanağa benzer yabancı otun 196 kişiyi zehirlemesi toplumda
ıspanağa karşı ön yargı oluşturdu. Aslında çok eskiden beri bütün hepsinde yabani ot bulaşıkları vardır. Yabani otla destelenme vardır. Ama burada talihsizlik bunun belladonna denen, atropa belladonna denen bitkinin bu tür etkiler göstermesi. Konuyla ilgili peş peşe uyarı yapan uzmanlar ıspanakta sorun olmadığını, içine yabancı otların karıştığını belirtti. Ispanakta kesinlikle herhangi bir problem yok. Problem yabancı otta. Patlıcangiller familyasından olan bu otta yoğun miktarda atropin ve skopolamin maddesi var. Hasat esnasında ıspanağın içerisine karışmış olan bu otu ottan dolayı zehirlenme olmuştu. Uzmanlar yayılan yanlış algının önüne geçilebilmesi için bilinçli tüketime vurgu yaptı. Bütün maydanozda da, rokada da, terede de çeşitli yabani otlar olabilir. Ama tüketim sırasında bunlar yıkanırken o yabani otlardan arındırılarak kullanılması gerekiyor. Ispanak hasadının yapılması bölgeden bölgeye değişiklik gösterdiği için yabancı otlar ıspanağın içine karışabiliyor. Ispanak hasatı kökünden 3 cm aşağıda toprak içinden bıçakla kesilmek suretiyle elde ediliyor. Batıda bunlar makineyle söküldüğü için köküyle beraber sökülüp köküyle beraber tezgahlara dağıtılıyor. Bir köke bağlı halde bulunuyor. Bunun dışında eklenmiş olan yaprakların yabani ot olduğunu kabul etmek mümkün. Yabancı otlara ve kimyasallara karşı vatandaşların daha dikkatli olması gerekiyor. Ispanağımızı halkımız bunu rica ediyorum gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Eğer üründe kimyasal kullanılmışsa sirke veya karbonatla yıkanarak giderilme şansı olmuyor. Bitkinin içine sirayet etmiş olan sistemik etkili tarım kimyasallarının çaresi değil. Emeklilikte yaşa takılanlar konfederasyon kurma kararı aldı. Kocaeli'de bir araya gelen dernek yöneticileri EYT mağdurlarını tek bir çatı altında birleştirmeye hedefliyor. Biz zaten haklıyız. Emekliyi zaten hak etmiştik. Bölgesel federasyon kuracaklar, ülke çapında örgütlenecekler. Hakkımızı sonuna kadar alacağız ve bu şekilde de ilerleyeceğiz. Yaş engeli nedeniyle emekli olamayanlar geçen günlerde Kocaeli'de bir araya geldi. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer kentlerden gelen dernek yöneticileri toplandı. Hedef dernekleri tek bir çatı altında birleştirmekti. İleriki aşamalarda hükümetimize nasıl seslenebiliriz bir konulu bir toplantıydı. Bununla ilgili büyümemiz gerektiğini, bunun altını da daha önceden de haberlerimizde yer vermiştik. Federasyonlaşma sürecine geçeceğimiz sinyaliydi. Ve bunu o günkü toplantıda da dile getirdik ve toplu olarak karar aldık. Buna göre bölgesel federasyona geçme eğilimimiz, daha sonra arkasından da konfederasyonu kurumu aşamasına geçeceğiz. Yöneticiler EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak'ın çağrısıyla buluştu. 12 derneğin oy birliğiyle aldığı karara göre 3 bölgesel federasyon kurulacak. 1 Marmara bölgesi, 2 Akdeniz bölgesi, 3 de İç Anadolu bölgesi olmak üzere 3 tane federasyon ileriki zamanlarda kurulacaktır. Hükümetimize sesimizi duyuracağız ve tabana daha fazla ineceğiz. 1999'da getirilen yasal düzenlemenin ardından yaklaşık 4 milyon emeklilik mağduru olduğu tahmin ediliyor. Yıllardır haklarını geri almak için mücadele eden EYT'liler ise bölgesel federasyonların ardından konfederasyon kurmayı hedefliyor. 25 yıl 5000 şartlarına istinaden işe girmiştik ama sonradan 99'dan sonra çıkan yasa ile bu haklar elimizden alındı. Şimdi biz bu hakları geri talep ediyoruz. Başka bir şeyimiz yok. Erken emekli olmak istemiyoruz. Özellikle bunu da belirtiyoruz. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. İyi akşamlar, mutlu yarınlar.